Bir gezgin programından daha sizlere merhabalar diyelim efendim. Hüsamettin abiyle bu hafta da yine yollara düştük sizler için ve Ordu'yu karış karış gezdiğimiz programda rotamızı ön yol olarak seçtik ve Akkuş yolundan içeri girdik. Tabii Akkuş'a çıkmayacağız, Ünye içerisinde olacağız inşallah programımızda ve Ünye'deki insanlarımızla konuşacağız. Neler yapıyorlar, nasıl vakit geçiriyorlar onları ekranlara getirmeye çalışacağız efendim ve sizlere de aynı zamanda özellikle gurbetçilerimize, özellikle tabii ki sadece gurbetçilerimiz değil, Ordu'nun birçok noktasını görmeyen ama Ordu'lu olan insanlarımız vardır. Hem onları göstermek, hem biraz tarihimizi göstermek, hem de insanlarımızın hayatına dokunmak için bu kez ya da bu haftada yola çıktığımızı zaten söylemiştik efendim. İnşallah güzel bir programı sizlerle buluşturacağız diyelim. Bina bismillah dedik, buyurun bakalım yolumuza, kaderimize kimler düşecek? Selamünaleyküm amcam. Aleyküm selam. Yolda gördüm seni, durdum. Bu amcamla bir konuşayım, bir sohbet edeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. İsim nedir? İsmim Hacı Ramazan Sezgin. Sezgin. Sezgin amca, burası soy isminle hitap etmiş Sezgin. Olayım ben sana. Tamam. Sezgin. Burası Tekkiraz'a bağlı. Tekkiraz'a bağlı Koruklu Mahallesi. Burası bu sokak küme evleri. Küme evleri. Küme. Ramazan amca, bu yolu çok güzel gördük. Nereye gidiyor bu yol? Bu yol Kumlu'ya kadar gidiyor. Kumlu'nun merkezine mi çıkıyor? Merkeze çıkıyor. Merkezine kadar çıkar. Merkeze çıkıyor, oradan Fasa'ya geçiyor. He, şey yolu, bağlantı yolu gibi. Bağlantı yolu, Korgan'a da gidiyor. Peki Ramazan amca, biz buralara bir dolaştık şöyle. Hiç soba yanan, tüten ev yok. Az mı insan, gurbetçi mi hep buranın insanları? Kimisi gurbette, kimisi sağda solda. İşinde gücünde, yani pek millet, yani hayat bağlı olduğu için millet hiçbir şey alakadar olamıyor yani. Köyünde duran az mı var insan buralarda? Pek az. Gurbette ekseri pek az kişiler var. Genellikle gurbetçiler değil mi buranın halkı? Peki memur mu yoksa normal? Kimisi memur, kimisi işçi, kimisi amele, öyle idare edeyim. Benim 3 çocuğum var, 3 oğlum var, 3'ü de burada yok, Almanya'da çalışıyorlar. Gidiyor musun Almanya'ya peki hiç yanlarına? Ben öldürdüm pasaportu, gitmiyorum daha. Niye öldürdün? Ne yapayım ben? Emsallarım kalmadı daha orada. Değil mi? Hepsi öldü. Sen de çalıştın mı orada, çocuklarımı gönderdin? 45 sene çalıştım. Almanya'da, ooo. Peki buraya gelince canın sıkılmadı mı? Niye canım sıkıldı ki? Çocukları aldım yanıma. Evet. Hanımı aldım yanıma. Orada kaldım. Beraber kaldık. Kaç senedir gitmiyorsun Almanya'ya? 3 sene oldu gitmeyeli. 3 sene. Evet. Hiçbir aklına geliyor mu? Keşke yakmasaydın. Haliyle geliyor. Tabii orada çalıştık. Emek verdik. Cami yaptık. Mescit yaptık. Hangi şehrindeydin? Şuhut kadın bir kazası Porsayım. Hüsamettin abi de Almancı sayılır. Çok güzel. 6 ayda bir Almanya'da Allah'ın izniyle. İyi, çok güzel. Ordulu çok arkadaşları vardı. Bilal Türkmen, ekseri Ulubey'den çok vardı. Evet. Bilal Türkmen, çok kişiler vardı yani. Ulubeyliler mi çok var, çok vardı da? Ordulular. O bölgede. Ulubeyliler çok vardı. Bir de Aybastullardan çok vardı. Peki ne iş yaptın orada? Nerede çalıştın? Ben inşaatta çalıştım. Ne yaptınız? Evler mi yaptınız? Ev yaptım. Büyük binalar yaptım. Böyle çalıştım. Peki Ramazan amca, namazdan çıktın. Nereye yolculuk? Mezarlığa uğradın. Mezarlığa geldim. Şimdi eve gidiyorum. Allah'ın izniyle. Yenge yaşıyor mu? Onun yanında mı gidiyorsun? Yaşıyor. Beraberiz. İkimizlik zaten. Çocuklar Almanya'da inşallah. Çocuklar Almanya'da. Peki ben müsaade isteyeyim Ramazan amca. Müsaade, görüşürüz inşallah. Müsaade sizin. Biz böyle yolumuza devam edelim. Thank you.
nereden geldin? Selamun aleyküm. Bunu Altaş'tan izleyeceksin amcam. Ordu'dan. Ordu'dan. Tamam, Ordu'dan. Hoş geldin. Ha. Hoş bulduk amcam. Nereye gidiyorsun böyle? Köye ben... gidiyorum. Köye gidiyoruz. Evine gidiyorum. Hangi köy? Az dur. Alıyor mu? Alır. Tamam, o zaman konuş, hadi konuş. Yok, önce seninle konuşalım. Evet. Amcama da soracağım. Hangi köye gidiyorsun? Ben Alivora Hapan Mahallesi'ne gidiyorum. Tekraz'dan camiden geliyorum. Tekraz'a uğradın camiye. Burası Kumru'ya gidiyormuş bu yol, öyle mi? Bu yol Kumru'ya bağlanıyor. Bu taraf Daşça Köyü var ileride. Kumru'ya çok var mı daha? 18 kilometre falan. 18, yakın. Sayılır. İdare eder. Ne iş yapıyorsun amcam? Hayvancılık, çiftçilik işte. Kaç hayvan var? Kalabalık. Kaç tane? 8-10 tane var. Ortada mı? Şöyle mi kalsın? Evet. 18? 8-10 tane var. 8-10 tane. Büyükbaş mı? Büyükbaş. Peki geçen şeyi gördüm. Koyuncuları gördüm de amcam. Fiyatlarını sordum ona. Ne olur kurbanda diye. Sizdeki durum vallahi ne? Büyükbaşı. Onu bilemiyoruz işte bak. Böyle değil mi? Ne olur tahmini? Geçen sene kaçtan gitti? Geçen sene kaçtan gitti. Hatırlayamıyorum ki. Ben 3 tane kurbanlık verdim ama. Hiç hatırlayamıyorum. Yani. Aklında yok. Kilosu 300 lira falan hesap ettiler değil mi? Bilmiyorum ki. Neyse pek de bilemiyorum. Alıyor mu? Almıyorum da fiyatını onun için bilmiyorum. Niye almıyorsun amcam? Hayırdır? Bu sesleri alıyor musun? Tabii konuşuyoruz amcam. Selam ederim amcam, seni de tanıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Beylerce Kabalı Mahallesi'ndenim. Beylerce Ünye'ye bağlı. Ünye'ye bağlı. Evet. Bu yol üzerinde yine. Evet. Bu yol üzerinde. Bu köy Beylerce şimdi. Irmak'tan bu yani. He. Şimdi sen kendi sınırların içine geçtin o zaman. Geçtim şimdi. Orada bir kilometre yukarı çıktığın zaman sol tarafa mahalle var. Kalabalık mı peki mahalle? İnsan var mı şu anda? Var, olmazdı. 150 hale oldu. 100 haleydi. He, arttı. Köylü, niye? Şehirdekiler hep köye geliyor şimdi. Ev yapıyorlar. Doğrudur. Doğrudur. Şartlar avullaştı biliyorsun. Sen kiralar... iyi, güzel yere oturmuşsun burada arkaya rahat. Ha bura mı? Bura rahat. Buraya niye oturmadın amcamın yanına? Orası tehlike, herhalde olur olmaz. Oluyor, olanlar çok oldu kaza. Kaza oluyor değil mi? Tabii. Sizin mahallede oldu mu çok? Bizim mahallede derken şeyde oldu. Bölgede. Bölgede oldu yani. Ölen oldu mu? Tabii canım. Oldu değil mi? Tabii. Tekkiraz Kızılca Kese köyünde bahçede odun yüklüyormuş, çocuk yüklemiş. Dönerken motoru devirmiş. Anası babası da yandaymış, kurtaramamışlar. Çocuk ölmüş altında. Bundan bir ay önce cenazesi vardı. Tehlikeli amcam, dikkat etmek lazım. Çok. Ama bu amcam dikkatli kullanıyor. O tecrübeli, evet. Tecrübeli. Değil mi tecrübeli? Benim de var, patlatamam ben. 25 seneden beri koltuğuna oturmadım, marağım yok. Niye? Korktun. Korkuyorum. Korkuyorsun. Bastonu nereden aldın? Bastonu Üye'den aldım. Merkezden. Merkezden. Peki amcam, böyle her mahallenin, her köyün bir haftası vardır, günü vardır. Var. Ünye'ye inmek için çarşı. Sizinki hangi gün? Çarşamba. Çarşamba günleri mi inerler? Tekkiraz kasabası Perşembe günü, çarşamba günü de Ünye. Ne denir? Haftası denir değil mi? Onun haftası vardır. Haftası işte. Değil mi? Haftası var. Herkesin işi oluyor, gücü oluyor, bankada alacağı oluyor, borcu oluyor, yatırılacak. Hastası oluyor, görmeye gidiyor. Hastaneye gidiyor, anladın mı? Şöyle günler geçiyor. Vakit geçiyor. Amcam sizi alıkoymayalım daha önce. Amcamın işi vardır. Değil mi? Vardı. Hayvanlar bahçede. Siz hoş geldiniz. Ben ne diyeceğim biliyor musunuz? Buyurun. Ordu'nun neresi? Merkez. Altın Ordu. Tamam canım. Çok tanıdıklarım var orada benim. Hepsine selam gönderelim. Hepsine selam. Altın Ordu'da valilik binası yapıldı. Evet, yeni valilik binası. O valilik binası 5 senede bitti. Benim oğlum oranın şantiyesini bekledi. Oradan emekli oldu. He. 2020'de. Şimdi bitti ama inşallah. Bitti. Abi sen işin varsa 2000... yap. Bir şey mi bağlayacaksın? 2020'de emekli oldu, oradan geldi. Anladım. Bunu nasıl çalıştırıyorsun amca? Kontağa basınca çalışmıyor mu? Onda şey yok. Söyle. Marş yok. Dur az göster bize nasıl ya. Sen o yüzden biz seni çok alıkoymuşuz ya. Bu... Problem yok, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neli diyorlar bu sisteme? Evet. Tamam işte. Tamam. Kolay gelsin amcam. Görüşmek üzere. Aleyküm selam, sağ olasın. Amcamları yolcu ederim biz. Pat pat da bu şekilde çalışıyormuş. Yani şeyi kontakla değil, iple çevirmeli. Ne kadar pratik, size bırakalım. Amcam kolay gelsin. Hadi güle güle.
televizyonda dedin? Sesinden anladım. Değil mi? Sesimden tanıdım. Vallahi sesinden anladım. İzliyor muydun? Ben işim gücüm onu izliyorum. Hangi program peki onu bil. Onu bilemeyim işte bak onu diyorum. Nasıl bana. Bir programdı peki? Vallahi unuttum ben. Emme sesinden çıkarttım ben seni. Şöyle yaşlılarla konuşuyordum. Ha, dünden yaşlı, ne kaldı? Yaşlılarla aynen. Sandalyelerde oturuyor yaşlılar. Aynen doğru. Bunları ben çok izliyorum. İzliyor musun ha, burada? Ben de. Emme 12'den bak. Sonra izliyorum ben. Adam bana televizyon izletmiyor 12'ye kadar. Niye? Adam nerede? Adam yattı içeride. Biraz daha girdim. O gelseydi sorsaydık ona. Hasta adam hani bir yemek programı var ya. Hı. Adam onu izliyor 12'ye kadar. Ondan sonra televizyon beniyim. Ha sen bizim tekrar programlar. Tekrarlarını ha, izliyorsun o zaman. Bunları izliyorum işte. Ne iyi rastgele sonu izliyorum. Adın nedir teyze? Fatma Kılıç. Sen sıkı bir Altaş TV izleyicisin o zaman doğru mu? Bunları ben takip izliyorum. Ediyorum programını. Ediyorum. Peki bu gezgin programımızı izliyor musun? Bu şimdi çektiğin. Valla adam geçileri gezdiğin. Geçileri mi? İlçeleri. İlçeleri gezdiğim programı izledim. Altaş amcam sana döneceğim bir dakika. Her mahalleye gidiyorsun zaten görüyorum aynen. İşte. Şimdi buraya, ben nereye gidiyorum bilmiyorum. Buraya da girdik bir bakalım dedik ne var ya, ne yok diye adama, denk geldik. Adama ne diyeyim bunlara diyeyim bir hırslanayım mı diyeyim. Köylere niye gelmiyor bunlar diyeyim iki laf etmeye diyeyim. Bak geldim gördün mü? Nasıl denk geldi gördün mü? Hiç bekliyor muydun? Yok vallahi hiç beklemiyordum. Peki buradan arabadan ince tanıdın mı beni? Sesinden tanıdım. Sesimden. Vallahi sesinden tanıdım. Teyzem ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Kış hazırlığı vesaire. Burada odunlar. Biz bak odunsuzluktan ceviz ağacını yıktık. He. Cevizi doğradık buraya yığdık. Şimdi bu cevizleri samanla doldurduk. Bir ay sonra Çerkezköy'e gidiyoruz İstanbul'a. İstanbul'a? Ha, çocuğumuz İstanbul. Var orada bekar. Onun yanına gidiyor. Yazında geri gelip aynı hal böyle çalışmaya hazır. Sezonu durduk. Kapatacaksın yavaş yavaş evet, o zaman evet, burada. Evet, evet. Anladım. He. Çocuklara söylersin şimdi. Anam ben hep söylerim. Değil mi? Halil geldi altına. Televizyonda beni izlen derim. Aynen. İzlen beni derim. Ne zaman gideceksin İstanbul'a? Ben 20 gün sonra falan giderim. Daha var. Daha gözlem, var. Gözlem açacağım. Tahrana yapacağım. Pancar turşusu Ramazan yapacağım. Ramazan hazırlık. Kışa hazırlık. Kışa hazırlık. Aynen. Ne yiyeceğim burada her yerde? Aynen öyle. Amcamdan şey soba mı aldın? He bu amcanın soba. Amcam sen teyzem ben ayrılma konuşurum. Döneceğim sana. Amca sen mi satıyorsun sobaları? Bizim eşimiz komple işte. Bundan sonra gözler var. Bu bizim kuzun ecimiz. Her sene götürüyor böyle sidi miydi? Her sene. He. Amcam ne kadara satıyorsun? Bunlar 3500 lira, 4000 lira. 3500, 4000 lira. Maşallah. İyi. 3200 lira. Dayıma duruyor bizi. Hmm. Ya ben de bu şeyden aldım herhalde bu markadan ya. Altınordu'da sobacılara veriyor musun bunları? Veriyor burada. Ben çocuklar geliyor. Altınordu'da. Aklıma gelen başıma geldi. Ben aldım bundan. Memnunuz. Bayağı da kullandık amca. Güzel oluyor mu bu? Ekmeği iyi pişiriyor bu. Evet evet. Aynı böyle bir yazı vardı. Yazı vardı. Amcam peki iyi bir kuzine sobasını nereden anlarsın? İyi bir kuzine sobayı nereden anlarsın? İyi olduğunu sobanın. Şimdi iyi şöyle biliyor musun? İsim neydi bu arada? Bekir. Bekir amca şimdi evet. Şöyle bize biz şimdi mesela bu 92'de mi mesela bu köle beni biliyor bak şimdi bizi biliyor bizim işimiz. Evet. Benim işim. Marka vermeyelim amcam yani biz, reklama girelim. Biz bu evet. Dezgara mesela Ardeşen'le gittik kumluya. Peki ne özelliği ne de bir şey olmuyor mesela? Ya şimdi bu sarıcılar kaliteli saç mesela. Yani bu sarıcılar mesela ne sarıcılar? Yanları mesela içlerimizden 4 milim. Yani herkes yakar mesela böyle. Ateş yandıkça şey olmuyor yani. Eğilmez, bükülme yok, yapmaz. Teyzem kaç sene kullanıyorsun bir sobayı vallahi, amcamdan aldığın bir sobayı? Temiz kullanırsan, yağlarsan 5-6 sene gidi ya. Soba. He soba gidiyor. İyi ama ben herhalde bizim aldığımız da bundandı köye. Doğru. Siz nerelisiniz? Sizin bu sopaya 10 sene geçti o. Doğru da bu amcam bir şey yapıyor. 10 seneye geçti var, diyor bana. Geçti ha. İçeride benim kazanım var böyle sıcak su. Ha büyük. Yapıyorsun içinde sıcak, sıcak su oluyor. Yağlı ekmek yapıyor mu bunlarda? Yapmam mı ya? Yapıyorum. Geldin mi Çelik çocuk yanına yazın? Fındıkta bayramda hep çocuklar burada. Ha buradalardı. Ha bunlardan geçilmiyordu ama şimdi iki dedi şey kaldı. Değil mi çocuklar gidince hiç, öyle hiç oluyor. Hiç çocuklarımız yok hiç. Teyze? O da eltim benim, o da öyle aynı. Eltiler benim. Anlaşamaz derler. Ben bundan çok anlaşıyorum. Gerekilerle anlaşamıyorum da bunlar anlaşıyor. Teyzem gel şöyle, yanımıza gel. Ötekilerden kafam uymuyor pek. Kaç eltim var? Üç tane. Üç eltiyiz biz. Birisi öbür taraftan. Ha, onunla mı anlaşamıyorsun? Yok, ev şimdi de bazı oluyor. olur, ev içinde olur. Bazı oluyor. Teyzem adın bazı nedir? Bazı adam uğraşıyor şey diyor. Ben iki de Fatma kızım. Fatma. Ha, o da Fatma. Nerede, senin evin nerede? Ha yan yana. Yeni geldik. Galede bayrağın yan bayrak var ya Ünye'de. Bayrağın yanındaydık biz 25 seneden beri. Ünye Kalesi'nde. Evet. Oradaydık. Bundan sonra şimdi eşim emekli oldu çoktan.
Bir tane bıraktık geldi. Hayvancılık var, yapıyorlar burada. He, bu senin evi de beklerler burada işte. He, bekler. Kışın şey kalmaz. Beklesin, beklemesinler. Ben çalan çalsın evime. Ne olacak? Kapıyı bacı gittik gidiyor. Amcam çok mu izliyor bu yemek programını? Hiç sorma, hiç kaçmıyor ya. Adamdan şaşırttım beni. Bir şey desem az sinirli. Hemen kumandayı yere vuruyor. Acaba bak burada hoşuna giden hanım olmasın? Yok adam ben keserim. Yok öyle bir şey. Hatice gitti ya. Hatice gitti ya. Vallahi ondan izlerdim. Söyleyeyim ben sana hoşuna. Hatice gitti ya. Bu hoşuna giden bir hanım varsa onun için izliyor olabilir bak. Ben içimi çiğlendim adamı takip edelim. Teyzem sabaha kadar yoksa... Adamın gözlerim söker bu adamın yok. Sabaha kadar bir erkek yemek programını niye izlesin yoksa? 12. 12. Bir de kızı yalan diyeyim, şunu bir değişti de diyeyim, bir başka filme bakalım. Buradan bizim amcama seslenelim o zaman. Amca biraz fırsat ver teyzeme de Altaş TV'yi izlesin ya. Senin eş de öyle mi? Benimki yok. Benimki vefat mı etti? Hayır. Ha, bizi karşılayan amcaymış. Sen de izliyor musun abi yemek pro? Yok abi. Yorum seslemedi, şu mala bakıyor tam da o. Peki, benim dediğim doğru mudur? Nasıl? Benim dediğim doğru mudur? Doğrudur. 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 Şimdi uyuyor mu amcan? Geliyor mu çağırır? Rahatsız ya, bir de bulanıyor. Az rahatsız. He, rahatsızdır. Rahatsız olmasa gelirdi. Hakkınızdan helal etsin. Aa, buradan bile kalktı da gitti. Gıybet yaptık hakkında. Yok öyle adamım değildi ben. He? Adamım i̇yi, öyle, iyi miydi? He, öyle şey değil. Öyle şakiye gider. Öyle şey. Ha, öyle biraz gider ama az izlesin. Az sinirli ama neyse. Az sinirli sinirli adam. Küsü yemem, bir de küsü yemem. Bir yemeğe küser, üç gün yemek yemez. O derece. Nasıl idare ettin senelerce peki? Buraya hiç karıştı var. Buraya hiç karıştı. Nasıl yemeğe, yani sevmediği yemek olunca küsüyor mu? Ya mesela biri bir şey konuşuyor hani adama bir şey oluyor. Haksız görüyor beni şimdi. Sen niye haksızlık yapıyorsun diye. Kız yok şu at ya. Üç gün yemek yiyor adam. Lan iyi daha yemeğe niye küsüyorsun sen? Yok. Yok. Geçen abi kardeşini çağırdı. Tamam abi bundan izle. Kötü. Tamam neyse çok uzatmayalım. Ne olur ne olmaz. Biz kaydı alıp gidelim sağ salim burada. Teyzem var mı isteğin? Biz yavaş yavaş ben gidelim. Ben yok sağ olun. Çok sağ olun. Allah amcam razı olsun. Da soba teslim edecekmiş. He soba. Sen şimdi İstanbul'da ne kadar tanış akraba varsa de ki ben Altaş TV'ye çıktım. Programın adı Gezgin. Bu şu yemek ben, programına denk gelir zaten ama. Ben orada izlesinler işte. Sen evet, artık amcamı idare et şey ne denir? Ediyorum onu. Hmm, kandırmak senin için artık yani. O saatte yemek programında izlemesin bir zahmet. Yok öyle izledi öyle bazı şey öyle yemek şey geçti miydi? Terguman diye verelim hemen. Anladım. Sen şimdi bu odunları o zaman yaz için hazırlıyorsun. Yok odunu doğruyor. Yaz da yakıyor, kış da yakıyor. Burada durursak yakıyor. Dolu mağazayı doldurduk. Hazır ediyorsun he, yani. Bu bugün buradan ceviz ağacı kesildi de buradan yolu böyle beşçuk acuk. Yol yer kimin karşıdaki? Yeri bizim. Otele kadar bizim. Şey olmaz, sorun olmaz. Buraya gelin şey, var mı? Gelinim var da İstanbul'da. Ne gelinden fayda var. Ben de onu diyecektim. Gelinim çok iyiydi, gelin yanımda durmuyor. Nereli? Şey, Çerkezköylü. Buralı? Yok. Yok yok, buralı değil. Uşak oradan evlendi, işe girdiler. Çerkezköy nerenin ya? İstanbul'un Çerkezköy'ünün. He, benim. Tekirdağ mı? Çerkezköy. Ha, Tekirdağ'da. He. Anlaşabiliyor musun peki? O gelirim çok iyi. İzleyecek diye diyorsun sanki. He, gelirim. Yok, vallahi gelirim. gelirim, ikinci gelin çok iyi. Birincisi? Birincisiyle oğlum anlaşamadı. Ha, bu kırıktı. İkinci evliliği yani. Bu birinci gelinim de çok iyiydi de işte anlaşamadılar galiba. Olsun, hayatta oluyor be teyzem. Allah hayırlı kişilerle karşılaştırsın. Amin, amin, amin. Torun? İki tane, 10 tane torunum var. Maşallah. Kaç erkek, kaç kız? Dur bakayım. 4 erkek var. 3 de kız var. Torun sevgisi başka oluyor diyorlar. Aynı doğru öyle, mu? Amcamın yolundan. Yanımda yok. Beklesin işin yanımda. Torunlar yok mu yanında? Yok işte hepsi durdular. Hmm. Hepsi durdular. Ya ben şimdi benim çocuk 5 yaşında. Ben diyorum ki acaba yaşlanınca tek kalır insan diyorum. Ne kadar çok. Aa bizden iste kalır. Değil işte. Bizde hiç kimse yok. Hasta olsak ağzımda su koyan yok oğlum yok. Adamla uğraş şimdi. Adam da sinirli adamdır. Tamam daha fazla gömme bari adam. Sen ne işin nasıl teyze? Benim iyi. Abi. Şimdi çok sinirli. Ama yanında da öyle diyorsun sen. Yok. Yok bizim kadar sinirli değil bu. Ha iyi yine diyorsun. Öyle gezsem etsem hiç karışmaz. Hiçbir şey demez. Hiç. Eltinin yanına gidiyor musun arada? İstanbul'a Eltinin yanına gidiyor mu arada?
Bu sene gelecek. Çok kalmıyor. Bu sene gideceğim. Ben sene iki sene gideceğim. Gidiyorum oraya. Bu sene gelirse bu sene gelecek. Ha, daha önce he burada mı duruyordun? He, kızlarım. He burada ben. Birisi Maltepe'de, birisi Cıvatpaşa'da, birisi Kırklareli'nde. Bir ucu Çerkezköy'de. Pandemide geldin buraya kalmak için? Geldim elbet. Buradaydı. İki kere birisi oldular ya. Biz bir bıldır yuttuk, bir de bu sene gittik. Ona kadar buradaydık. Bu amcam hastaymış bak. Ona bilmiyorum öyle bir hastalık mı var ne var midem dönüyor kusasım geliyor diye. Ötü gün de öyleydi. Yemeklere bir şey atmadın inşallah. erken uyusun da televizyon bana kalsın. Şey yok değil mi öyle bir şey? Yok yok yapma. İnşallah. Teyzem sanki yapmış gibisin bak. Yok. Emin misin? Yok. Neyse biz yolumuza devam edelim. Amcamı bekletmeyelim evet, daha. Yapma. Abi seni gördük yolda. Sen dedin ki bir problemim var. Evet. Bu direkt şeyde ya, mi selde mi yıkılmıştı? Yağmurlarda yıkıldı oradan. Topraktan kırıldı, yıkıldı, çürümüş dibinden. Yıkıldı. Biz defalarca 186'yı arıyoruz. Gelip kontrol ettiler. Elektriği kestirdik burada. Evet. Ceren gitmesin diye. Nasıl ceren olacak orada. Kestiler ama bir türlü gelip ilgilenmiyorlar. Temmuz'dan bu yana mı? Temmuz'dan bu yana bu direkt yerde yatıyor. Selde yıkılan. Anladım. Selde yıkıldı. Temmuz'dan beri bir gelip bakıyorlar, geleceğiz diyorlar, hala gelecekler. Geleceğiz diyorlar, gelecekler. Evet. İki gün önce bu direğe getirdiler. Şimdi gezgin programımızda ne diyoruz? İnsanların yaşantılarını ekranlara yani getiriyoruz diyoruz. Bu da o durumlardan bir tanesi. Yani hep eğlenceli geçmeyecek elbette. Zaman zaman sorunları da ekranlara getireceğiz. Bu selde yıkılan direk değil mi abi? Evet, Temmuz ayından beri de bayağı geçmiş. Yetkililere buradan seslenmiş olalım. Evet. Burada bir hane belki ileri doğru gidişlerde yine sıkıntılar olabilir. Tabii elektrik hatlarının yenilenmesi lazım. Bazı bölgelerimiz özellikle kış aylarında bundan çok çekiyor yetkililere. Bir kez daha seslenmiş olalım. Abi ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor kış hazırlıkları? Burada mısın sen sürekli? Biz sürekli buradayız. Yaz kış buradasın. Yaz kış buradayız. Bitirdin mi peki kış hazırlıklarını? Kış hazırlığı bitti. Turşular, hepsi odunlar yok. Hepsi tamamlandı mı? Lahana. İstediğin zaman turşu yapabilirsin. Evet. Burası lazım, sizin tarla mı? Lazımsa verelim biraz. Yok var abim sağ ol Allah razı olsun. Ha, sen... Pancarlar da yemyeşil duruyor. Evet. Yemyeşil maşallah. Bahçemiz burası. Fındık bahçesi, tarla, fındık bahçesi. Burasının halkı gurbetçi midir abi genellikle? %80'e gurbetçi. Nerede yaşarlar? İstanbul, Ankara, İzmir. Evet. Yurt dışına? Yurt dışı burada pek az. Genellikle İstanbul civarında. Biraz biz gelirken insan sayısı azdı da o yüzden dikkatimi çekti. Burada insan sayısı şu anda az. Evet. Gurbette yani gençler. Sen de gidecek misin? Yok ben gitmiyorum. Ben bir burada kalıcısın. Gurbeti bıraktım. İstanbul muydu senin? İstanbul'da çalışıyordum. Ne yapıyordun orada? İnşaat yapıyorsun. Yani şirket olarak mı yoksa usta olarak mı çalışıyordun? Usta olarak çalışıyorduk biz. Bitirdin, tamamladın. Emekli olduk, bıraktım. Çocukları orada bıraktın. Çocuklar Ünye'de. Ünye'deler, Ünye merkezde. Ünye olan var zaten. Kızları da verdik Samsun'da. Biz de hanımla beraber burada. Burada yaşayıp gidiyorsunuz. Yaşayıp gidiyoruz. Abi kolay gelsin diyelim sana. Sağ olun. Görüşmek üzere. Abimin evet, dileğini de ilettik. İnşallah yetkililer bir an önce buradaki soruna da çözüm bulurlar diyelim. Şimdi bu Tekkiraz-Kumru yolunda ilerlerken teyzemi gördüm. İnek evet, yarıyor. Hemen Hüsamettin abinin arkasında inekleri var. Ekranlara da gelir şimdi. Evet, evet. Teyzem ne yapıyorsun burada tek başına? Aa, bunlarla vakit geçiriyor. İneklerle? Evet. Kaç tane var? Ana kız.
Ana kız, evet. İki tane. İki tane. Daha fazla var mıydı yoksa sattın mı? Vardı da sattım. İnşaat, ev yap, şunu yap, bunu yap derken çoluk çocuk herkes gidiyor. Adam da kayboluyor. Daha yapamam dedim. Amcam vefat etti. Ne zaman? Aha bu Şubat mı artık hangaya geliyor bilmiyorum. Şurada çok bir şey kalmadı. Mart'a yakınıdı. Kızımı kaybettim. Acı çok zor. Zor evlat acısı zordur. Zor. Unutamıyorum. Hiç unutamıyorum. Ben bunlarla oyalanıyorum. Virüsten falan mı hayatını kaybettin? O buraya fındık toplamaya geldiği zamanları bir zayıf dedi. Kızım sen niye zayıfladın dedim. Sen sararmışsın dedim. Meğerim şu boğazında kuvatara dörük biz. Nef buharmış. Kuvatara evet. Bunların ameliyat oldu demişler. Olmamış. Ondan sonra bu doktora gitti. Şöyle dedi. Anne dedi bana. Ben doktora gideyim bugün olacağım. Randevu aldım. Sen de gel dedi bana. Kızım dedim sen git et dedim. Çok kalmadı. 15 gününe kaldı. O yöne vurdular bu yöne. Bu sırtlarına hep geldiler oğlum. Ciğerlerinden su aldılar. Böbreklerinden aldılar. Nellerinden almadı. O ben olmam. O da nef kanseriymiş. Onu he kanser. Onu bilememiş. Allah rahmet eylesin. Çocuklar nerede öbür çocuklar teyze? Tek mi kalıyorsun burada? Tek başımayım. Tek başıma. Ne yapabilirim burada ben? Oğlum ben onların yerine gitsem karı koca çekişizle üstüme alınırım. Değil mi? Zor. Ya şey derler teyzem, ev üstünde olmuyor derler. Evet, ayrılır. Herkes ayrılır evladım. Ama tamam da doğru da. Çocuğuna bağırsa ne kadar olmasa yaşlandık üstüme alınırım. Doğrudur. Ben ama doğru. Bunlarla burada vakit geçiriyorum. Vakit geçiriyorum. Evet, vakit geçiriyorum. Peki sağabiliyor musun bunları? İşlerini yapabiliyorsun. Yapıyorum. Yapıyorsun. Allah'ıma çok şükür. Şimdi elim ayağım sağlıklı. Yapıyorum, savuyorum. Yani yavuna geliyor çocuklar alı gidiyor. İsteyen olsa çökeliklerini alıp götürüyor. Gerisine döküyorum köpek yiyor. Sütlerini, yoğurtlarını hazır ediyorsun çocuklara. Evet. Geldikleri zamanlar alıp götürüyor. Fındıktan fındığa geliyorlar. İşte ondan sonra da kızım 2 seneyi doldurmadan babasını aldı yani. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ama o gün nasıl oyalandı bilemedim. Çok kötü rüyayla uğraştım. Murat bugün bir yere gitme. Şuraya gideceğim. Buraya. Engel oldum. O gün engel olamadım. İlkinde ezene okunur. Namazı ben kılayım dedim. Sen de kılasın. Allah'ım. Odun kesmiş. Motorunda yorulmuş. Kafası üstünde. Çektim aldım emme. Ha buraya çökmedim. Buraya çökseydim candan durdum. Kalp krizi mi geçirmiş? Kalp krizi. Ama kalpten ameliyat olduydı. Anladım. Güzlü kalp varmış. Doğrudur. İnsanoğlu teyzem ne olacağımız belli değil. Yani bir saniyemizin bile öyle. Şeyi yok. Sen bunlara bir isim verdin mi? Üzülme. Bunlara bir isim verdin mi? İsim de vermedim. Şunu gördükçe bana dedim kızım ne yapıyorsun? Kadife, Fatime deyince o bağ bakar. Alışmış adam bakıyordu bunları. Çağır bakalım Kadife diye geliyor mu? Gelmez şimdi acıya çayır orada. Gelmez mi? Arkadaki? O da kızı, o da gelmez şimdi. O da benden kaçıyor. Niye? Yeni çıkarttım ta anasını. Bu yani. İnek değil mi? Tosun değil. Değil, tosun değil. Bunun adını biz Hüsamettin verelim gel. Ne vereyim? Hüsamettin. Ver. He olur mu? Hüsamettin ver adını. Olur mu Hüsamettin? Bundan sonra Hüsamettin diye çağır. Evet. Kızmış ama olsun. Evet. Ben de ona diyeyim kızımın kız Fatuş diye çağırıyorum. Fatuş. Fatuşum nereye gidiyorsun? Bak Hüsamettin bu abimin adı. Evet. Sen bir hatıra kalsın sana. Bu niye kaçıyor senden? Ne yaptı? Niye kaçıyor senden? Ta yeni çıkıyor. Büyük Hüsamettin değil, küçük Hüsamettin'i soruyorum. Şimdi gittik. Şimdi geri kaçıyor. Niye? Ta yeni alıştırıyorum afurdan. Hani arabadan ürküyor, yola gelir de arabadan kaçınca araba çarpar. Dışarı alıştırıyorsun yani değil mi yani? Anasının yanına alıştırmam gerekiyor. Bu anladım. Da tek durmuyor bunun yanında. Bunun adı neydi? Kadife. Evet, Kadife. Fadime. Kadife. Abi gel kızım gel. Kadife. Yok çok karnı acı. Aç. Karnı. Ben devamlı bağlı olduğu için onun için durmuyor. Bağı bahçen çevirip olsa burası bir kardeşin. Orası bir kardeşin. Bu aile 4 kardeşe ayrı. O yüzden bekliyorsun. Böyle şey huyları var mı? Vurup giderler yani. Vurup gitme huyları var mı? Öyle hayır değil. Gitmez. Bak bu sürekli sağa sola bakıyor. Ne var ne gidiyor. Ta ilkin alışmadı ya. Arabayı görüyor orada arabaya da üşüyorlar yani arabaya alıştım değiller. Benim evim yukarıda olduğu için araba bilmiyorlar. Bunların cinsi farklı mı ama şu biraz değişik duruyor. Cins gibi duruyor sanki. Bunları ben hayvana eskiden tosun vardı. Tosuna tutarlardı. Bunu adam rahmetli kötü tosuna tuttuydu. O da tosun sindi siyahmış. Bunu da ben bilmiyorum. Veterinere şimdi aşı yapıyorlar. Geliyorlar
Dedim, aşıyla nasıl tutuyorsun yani? He. Buna dedi ne koyalım dedi. Ben gel Hüsamettin gel. Ben anlamam dedim. Ne koyduklarınızı dedim. Bilmem ki dedim. Ben anlamam ben bundan dedi. Gel hadi gel. Senin inen dedi. Timesen dedi bu. Timesen ha. Evet cins. Ben dedim timesen filan. Aynı koyayım dedi. Peki bunu nasıl ahıra atıyorsun? Gelmiyorsa? Anasıyla gidiyor. He anası gidince o da gidiyor. Anasıyla gidiyor. Afra o da giriyor o zaman. Ne kadar süt çıkıyor teyzem? Bir bidon çıkıyor mu 5 litrelik her akşam? Fazla. Maşallah diye. Nazar değmesi. Çok da göze geliyor. Çok da göze geliyor. Geliyor değil mi? Hemen nazarlanır. Evet. Peki böyle köyde okuttuğun biri var mı hani ekmek okutursun? Kendim okuyorum. Yaparlar. Kendim. Evet, kendim de okuyorum. Birini görsem okuyorum. Öyle ciddi yani. Değil mi? Bunlarla vakit geçiriyorsun. Evet, bunlar olmasa. Yurt dışındaki çocuğun seni izler şimdi. Yurt dışında olan. Sana de ki beni televizyona çektiler de. Tamam mı? O beni arayamıyor. Arayamıyor mu? Niye? Benim telefonum onlar şeyden çok yazıyor. Ben ev telefonu kapattım. He, Hollanda'daydı onlar değil mi? He, Hollanda'da olduğu Hollanda'da için benim telefonum çok yazıyormuş. O beni arayamıyor. Olsun ona tanışlar, akrabalar söyler muhakkak görürler. Evet. Teyzem peki sen kaç yaşındasın şimdi? 85, 90 yok yoksun. 80 var mısın? Fazlayım. 85? Vallahi hemen desekten de 90'a da yanaşmış gibi bir şeyim. Unuttum. Ne ayında doğdun? Kiraz ayı mı? Hani derler ya. Yok. Kiraz ayında. Ocaklarda soğuk derler ki bazen sen çok soğuksun dediler. Kanın soğuk sen dediler. Ocak evet. Ayında Şubat'ta doğmuşum. Yani kış ayında doğmuş. Rahmetli babam dedi. Çok soğuksun bizim dedi. Sen kışın doğdun soğuklarsın dedi. Peki şeyi soracağım sana teyzem. Şimdi mevsimler değişiyor yavaş yavaş. Evet, bu yaprakların çoktan dökülmüş olması lazımdı. Şimdi neden dökülmedi? Biraz geçti bu sene. Ha onu diyorum. Evet. Bu sene sence kış nasıl geçecek? Onu ne biliyorum. Sert Allah mi geçer hani? Onu bilemem. Geçen sene kar biraz olmadı. Bu sene olmadı. Erken olabilir diyorlar. Hı. Şimdi bu haftadan sonra başta yüksek yerlere vurur. Bize bu kere o tepeye ikincisi, üçüncü de buraya gelir. Değil mi? Evet. Vurdu mu hiç tepelere? Ya yok yağmamış. Daha yağmadı. Daha yağmadı. Daha var o zaman tabii, buranın kışı. Daha var. Bizim kışımız Şubat'a yakın, Şubat, Mart. Buranın kışları değil mi? Evet. Ocak ayından sonra bize arkada büyük kışımız olur. Yavaş yavaş. Evet. Aynen. De Mart'ta, eskiden Mart'ta çok vururdu bize. Ama şimdilik bilemem Allah'ın dediği oğlu. Allah ne büyük. Teyzem ne var mı bir isteğin? Biz müsaade edelim. Burada yerin güzelmiş senin. Kütükler senin mi? Kaynımın. Kaynının. Evet. Çok da yabancı değil yine de olsun. Aynı bir ablayık burası. Buradan böyle bu havle zaten 4 kardeşe bölük. Aynen. Evet. Benim yerim öte tarafta oluyor diye şu gözün yanından beri. Oradan bu yanı. Buradan kadar inekleri yayıyorsun sen güzel evet. Güzel. Ya şimdi çok yazık garip don vurursa daha yayamazsın. Koyun geldi mi daha bitti bunların işi. Koyun gelmedi mi daha buralara? Daha koyun gelmedi. Koyun gelir artık. Kaynım, görümümün koyunu var Nihat Atay'ın. Koyunu çok var. Kaç? 100, 300 var mı? Fazla. Yani bu sene daha fazladır. Benim 380, 390 vardı diler ama bu sene 400'ü vardır. Vardır. Teyzem biz müsaade isteyelim. Sana kolay müsaade gelsin. Müsaade sizin değil elinizde. Müsaade çok size sağ çok da sağ olun. Siz sağ olun. Muhabbet biraz da moralim de yerine geliyor. Aynen muhabbet edelim. Boş ver teyzem takma kafana. Hepimizin gideceği yer aynı yer. Evet, evet. Yani arada bize ölüm şey geliyor hani ayrılık acısı gibi geliyor ama çok zor. Belki Allah yarattı, Allah yanına alıyor tabii, yani. Tabii, yapacak tabii. Hiçbir Allah'ın şeyimiz yok. Allah bizi bunu yarattı, el vermiş, ayak vermiş, bizi aynen bile yaşatmış. Aynen. Ama bir gün doğduk, bir gün gideceğiz. Evet. Gitmemeye çare yok. Yani biz ölen herkese üzülüyoruz ama yani o gözle bakamıyoruz belki evet. O yüzden diyelim ve biz senden izin isteyelim teyzem. Sağ olun. Allah razı olsun. Biz ama yolumuza devam edelim. Thank you.
tamam. Amcam kolay gelsin. Sağ ol. Beni arabadan inerim ben, tanıdın mı? Tanıdım. Seni, acaba diyorum bizim hanıma sorayım, tanıyor musun bunu? Bu adam bana Gülye karşı falan mı dedim. He. Acaba kim diye dedim yani. Ne arıyor burada dedin mi tanıyınca? Amcam kolay gelsin. Senin mi bahçen? Yok, benim değil. Bir vatandaşın da. Buranın sahibi Milli Eğitim'den emekli, Ünye'de oturuyor. Evet. Hanımı İmam Hatip'ten emekli. Ne o dedi sana? Bahçeyi et. Yok. Burayı kendisi bahçelattı. Dedi ki odunu al dedi. Bundan uğraşıyor ya, 3-4 gündür hanımla. Taşıyorsun yavaş yavaş. Dur ya, şundan ben de yapmaya çalışayım bakayım. Bunu ne yapıyorsun ki? Ver bakayım. Ya bir şey yok, odun da. Yok hani bu zaten hazır değil mi? Çırpıyorsun böyle. Bu şeyini kesiyor mu ucunu? Kes. Şuradan tomur gitsin. Vur gitsin de. Hüsamettin abi niye boş duruyorsun? Allah Allah ya. Bu Ulubeyliler böyle hiç çalışmayı sevmezler. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ulubey'den bu. Ulubey'in hem de çok şey yerinden. Amcam isim neydi? Necati amca. Emeklisin. Emekli. Nereden? Tarım Bağkuru mu yoksa? Yok. Çeçeka'da. Bilgisayarda çalışıyordum ben, biliyorum da. Bitirdin. Ödeme yaptım. Askerliği bitirdik. Emekli olduk. Bitirdin. Teyzem. 12 yaşında. Sene falan. Teyzem sana yardım ediyor. O da. Burada elimi ayağımı keseceğim. Diken batar eliye. Diken çok var. Yok teyze. Amca. Amcam peki kendi işlerini bitirdin mi? Bitti ya, bizim işimizden bir şey olmaz. Ses ya. Almaz şey mikrofon. Kendi işlerini bitirdin. Teyzem sana yardım ediyor. Evet. Ateşi ısınayım diye mi yaktın? Karşı yordun da benim bak yolun içinde. Ta ilerideki. Bir vatandaşın tekrardan birini. O da geçen de dal kestirdi burada. Dedi bunu da al dedi. Topla buranın odununu dedi. Topladım oraya, yıldım duruyor işte. Gideceğim. Bahçeyi de sen kesmedin ama değil mi? Yok, ben kesmedim. Kesebiliyor musun peki sen de? Keserim ya. Bahçe yapmada bir şey yoksa. Bu dolum duruyor değil mi bu dolum? Çok şey yapamıyorsun o yüzden. Ya, onun için ben bıçak falan tutamıyorum. Yani. Abi öyle şey yapayım ama sancı yapıyor arası. Buradan kırıldı. Ne yaparken? Karda falan kaydın? Yok. Düştüm dolum duruyor. 2 günde hastanede yattı dünyada. Nasıl Hüsamettin abi? Abi amca yapabiliyoruz mu bunu? Tabii canım ya. Kalmış ya, yaptık. Bunun ağzı dili yok. Böyle yapılıyor diyorsun. Nereye siz böyle çay başına mı gidiyorsunuz yoksa yolda? Yok amcam böyle... buradan şeyden girdik. Tek kirazdan girdik. Hüsamettin abiyle. Daha doğrusu Ünye'den girdik. Böyle geze geze hani birileri var mı sağda sol. Gerçi buradan beri şöyle çay başına çıkarsın. Oradan aşağı. O da olur. Buradan Cüriye inersin de. Geri de gidebiliriz. Teyzem yorulmuş. Sen de izliyor muydun beni teyzem? İzliyordum yavrum sizi. Gel yanıma gel. Sen de gel. 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 Gibi diyordum. Bir yavru var bak. Gel. Gel. Çelik çocuk amcam. Bir oğlan, 2 tane kız var bende. Gel teyzem şöyle yanımıza. İstanbul'da. Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Bu bizde bışkıların sapı hep uzun olur. Burada kısa. Birkaç yerde gördüm. Bunu satın aldım ya. Böyle satılıyor. Bu Trabzon tarafından geliyor. Burada caminin altında bir nalbur var. Oradan uzunu aldım. Da var. Kısa. Onun uzun sapı olan da var. Kısa daha iyi ama. Kısa kısa evet, şey olur. Şimdi, gel teyze. Şey yapması iyi. Gel şöyle yanımıza. Görsünler gel ya. Ne olacak? Hatıra olur. Anı olur. Televizyonu verecek ya. Nasıl amcamla aran? İyi yavrum. Nasıl olsun? 50 sene bile yaşamışlık da. 50 yıl oldu mu? Evet. 46 sene bitti. 50 sene. Hangi ayda evlendin amcam? Bil tarihi. 1900. Bilemezsen çorba yok bu akşam. Evet. 1970. 6'nın 12. ayın 20'si. Doğru mu? Evet. Seneler kışıydı, gelin oldum kıştı. Gelinlik giydin mi? Kar buraya. Evet. Kar buraya çıktı ya. Fakir işi gelinlik. Şimdi gelineklerden. Şey var mıydı? Sim var mıydı böyle sim? Vardı fakir. Renkleri böyle şey gri sim vardı eskiden gelinliklerde. Fakir işi dikmeydi. Benimki aynı gelinlik malı da dikmeydi. O zamanlar herkes öyleydi teyze. Herkes öyleydi o zamanlar. Gelinliklerden gelin olanlar ne mutlu onlar. Ne taktı amcam sana? Gelinlik. Beşi bir yerde var mıydı? Beşi bir yerde yok deme. Kendine göre taktı. Allah razı olsun. Sonra geri aldı mı?
Ev yaptıracağız. Araba alacağız. O çuvalttı yavrum, çuvalttı. Gurbetlere gitti. Çocuklar oldu. Bir dene, iki dene çuvalttı. 20 dal takı yaptı bize. Çocuklarımla sadece bağ değil de çocuklarımla. Sonra ev yaptırırken bozduk tabii. Tabii her genelde öyle olur. He. Sen dua et araba almamış. Şimdikiler öyle. Şimdikiler düğünü yapalım da araba şey yapalım, araba alalım diye bakıyor. Çoluk çocuğumuzun geleceği yoktu. Babasında bir şey yoktu ki. Eski evlerin içine gelin oldu. Eskiler hep öyleydi. Teyzem hep öyleydi eskiler. Hep aralıklı dışarıdan bakan içeriği görüyordu. Öyle yerlere gelin oldum. Rüzgar bir yerden vuruyordu, öbür taraftan çıkıyordu. Ya evet, gece kar buraya çıktı ya, evet, o gece. Evet. Evet. Eski diyor. Pencereler var diye siz de eski evlerde... Şöyle bir... yukarı kaldırıyordun. Evet, evet, biliyorum. Yatağımızın başı yana kar sürmüş. O derece. Özgür esiyordu o zamanlar. Eskiden çok kış olmuyordu. Şimdi kış yok. Bu aylar kış aylarıydı. Şimdi çok fazla kış şey olmuyor. Kar yağmıyor. Yok. Eskiden bir evden bir evden. Pat pat geçsin de sesi çok fazla. Amca acaba cenaze mi var? Kalabalık gidiyorlar. Yok. Gezmeden geliyor adam bu tarafa. Yok. He. Milleti doldurmuş da. Patlata. Yeni cenaze oldu ya onlar. Koruklu Yağbasan Çıkırköy taraflarından. Peki teyzem anlaşabiliyor musun amcamla? Anlaşıyor. Şimdiden sonra da anlaşmamazlık olmaz. Peki yaşlanınca daha mı iyi oldu daha mı kötü oldu? Huyu olarak. İyi. Birbirimizi idare ediyoruz. Evet. Ona bağırıyor. Ben ona bağırıyorum. Derken ölümlü dünyada. Vakit geç. Ne olur ya. Vakit geçiyor. Çoluk çocuğumuz dağdaşa takılınca gittiler herkes kurbete. Biz burada doyuramadık. Bir tek oğlan var ya, o da İstanbul'da işte. Aynen. Kızlarım evlendi. İki kızım vardı. Oğlum evlendi İstanbul'da. Bu dedi ki biz niye burada duruyoruz yine iki kişiye. Baştan da iki kişiydik, sonra da iki kişiydik. Aynen. Vardı. Sonumuz o diyorsun. Ya bir tek bir yine bir dana var ha. Hüsamettin abi bizim sonumuz da bu. Çocuklara güvenme. Yani. Neye güveneceksin ya? Oğlan oğlan diye deliriyor şimdi. Bir küçük çocuğu var. Ne isterse yapıyor oğlan çocuğunu. Allah bağışlasın. Beren sen bu mesajımı aldın. Ne yapacağını biliyorsun. Allah bağışlasın. Amcam var mı bir isteğin? Diyeceğim canın sağlığı. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Biz müsaadeni isteyelim bu. Evet. Şeyi de sana teslim edelim. Efendim bir gezgin programının daha sonuna geldik dedik ya bu hafta Ünye'yi, Ünye'nin mahallelerini, insanlarımızı geziyoruz, dolaşıyoruz ve bir amcamıza denk geldik. Bahçe kenarında, yol kenarında çalışan. Bahçe de çok hoşumuza gitti. Hüsamettin abiyle düz bir bahçe tam arsalık dedik. Bir ufak yardım ettik kendisine. Dedim ya annem bunları izliyorsa izlerse der ki kendi odunun bahçende duruyor bir kere gelip yapmadın ama bu sene kesiyorum yine motorla vesaireyle. Dedik ya Ünye'deydik. Biraz insanlarımızla konuştuk. Sizlere gösterelim istedik. Biraz da amcamıza yardım ettik. Bu bölümü de böylelikle tamamladık. Haftaya nerede oluruz bilmiyoruz ama gerçekten Ordu sonbaharın en güzel günlerini artık yavaş yavaş tamamlamak üzere. Aralık ayı yaklaşıyor. Kış mevsimi gelecek. Biz de bu görüntüleri ekranlarınızda eminim çok gördünüz. Yani kış hazırlığı görüntülerini hemen hemen mahalleleri gezdiğimiz her bölümde bu kış hazırlıklarını ekranlara getirdik. Biz biraz tabii eğri büğrü attık ama bu mevsimde buralarda yapılan bunlar. Yani kış hazırlığı insanlar kar bastırmadan artık bütün hazırlıklarını tamamlamak istiyorlar. Biz de elimizden geldiğince denk geldiğimiz insanlarımızla konuşuyoruz. Bu bölümde de atlamadık elbette bu bahçedeki, fındık bahçelerindeki bu kış hazırlıklarını. Haftaya nerede oluruz? Şimdilik belli değil efendim. Ama siz gezgini takip edin. Muhakkak sizin olduğunuz noktalara da uğrarız. Bugün birkaç konuğumuz, programımızda konuk aldığımız birkaç teyzemiz, amcamız dedi ki biz sizi izliyoruz ve takip ediyoruz.
hani kendilerinin yanına geleceğimizi hiç tabii tahmin etmiyorlar, düşünmüyorlar. Onlara da sürpriz oluyor. Bakalım haftaya nerede olacağız? Belki de sizin evinize geleceğiz. Belki de siz bahçede çalışırken sizin yanınıza geleceğiz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hüsamettin abiyle birlikte sizlere bu bölümden veda edelim.